Bu videoda akıl hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Ruhsal rahatsızlıklarda diyebileceğimiz bu hastalıklar zihin hastalıklarıdır. İnsanlar akıl hastalıklarından bahsetmek için birçok sözcük kullanırlar. İnsanların ruhsal hastalık, psikolojik veya psikiyatrik hastalık dediklerini duyabilirsiniz. Genellikle tüm bunlar aynı anlamı karşılamak için kullanılmaktadır. Akıl hastalıkları en yaygın hastalıklardandır ve Akli dengesizlik yani zihindeki dengesizlikleri kapsar. Bu dengesizlik stres ve yetersizlik yaratabilir. Hatta bazen intiharlara sebep olabilir. Ya da kişinin diğer sağlık sorunlarını olumsuz etkilemesi sonucu kişinin ömrünü kısaltabilir. Zihinsel işlev bozuklukları beyin tarafından gerçekleştirilen önemli sinir sistemi işlevlerini etkiler. Bu işlevler biliş, duygu ve bilinç olarak sınıflandırılabilir. Ruhsal rahatsızlıklar genellikle çevredeki diğer insanlar tarafından davranıştaki anormalliklerle fark edilir. Bazen de kişinin anlattığı deneyim bariz olarak zihinsel bir bozukluktan kaynaklanıyordur. Ruhsal rahatsızlıkların sebepleri ve sınıflandırılması konusunda birçok yöntem ortaya konmuştur. Biyomedikal ve biyopsikososyal yaklaşımlar kapsayıcı ve kullanışlı olanlar arasındadır. Bunları yazalım. İlki biyomedikal. Biyomedikal. İkincisi ise biyo psikososyal. Biyo psikososyal. Bu iki terimde de yer alan bio biyolojik kelimesinin kısaltılmışıdır. Bunları fiziksel abnormaliteler yani olağan dışılık olarak değerlendiriyorum. Fiziksel abnormaliteler Bunlar beyin hücrelerindeki moleküllerin abnormaliteleri olabilir ve beynin işleyişini etkileyebilir. Ya da beynin sinir hücrelerinin birbiriyle bağlanışlarındaki problemlerden kaynaklanabilir. Biyomedikal yaklaşım bu fiziksel yani biyolojik abnormaliteler üzerinde yoğunlaşmıştır. Biyopsikososyal yaklaşımda akıl hastalıklarına sebep olabilecek ya da bu rahatsızlıkların sınıflandırılmasına yardımcı olabilecek fiziksel abnormaliteleri değerlendirir. Aynı zamanda psiko yani psikolojik ve sosyal, kültürel sebepleri değerlendirir. Tüm bunlar rahatsızlığın sebebi olabildiği gibi hastalığın sınıflandırılmasında da işe yarayacaktır. Zihin rahatsızlıklarını sınıflandırırken hangi yaklaşımı kullanırsanız kullanın, işiniz kolay değil. Çünkü çoğu için geliştirilmiş testler yok, varsa da sayısı çok az beyin taraması veya kan testleri gibi ve teşhis klinik olarak semptom, bulgu ve belirtilere, zaman dilimine, risk sebeplerine ve epidemiolojiye göre yapılmalıdır. Ben bu videoyu hazırlarken ruhsal rahatsızlıklar için kullanılan en yaygın iki sınıflandırma yönteminden bahsedeceğim. ICD-10 ve DSM-5. ICD-10, International Classification of Diseases, yani Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının kısaltılmasıdır. Bu sistem Dünya Sağlık Örgütü'nündür. WHO, yani World Health Organization'ın kısaltmasını yazıyorum. Her ne kadar merkezi Avrupa'da da olsa çalışanlar tüm dünyada ve tüm dünya için çalışmaktadırlar. Diğer sistemse DSM-5. Tanı ölçütleri el kitabının yani Diagnostic and Statistical Manual'ın kısaltılmasıdır. Bu da Amerikan Psikologlar Derneği APA tarafından çıkartılmıştır. Bu dernek de Amerika merkezlidir. İşte burası. Tabii orada çalışanlar da tüm dünyaya hizmet etmektedir. Bu iki sınıflandırma sistemi birbirine benzese de aynı değiller. Mesela DSM-5'te ICD ondan daha fazla ana başlık yer almaktadır. ICD-10'da 11 tane, DSM-5'te ise 20 tane ana kategori yer alıyor. Bunun haricinde de sistemlerin oluşturulmasında farklılıklar görülmektedir. Kaç ana başlık olduğu ve hastalıkların sıralanışı da farklıdır. Bu giriş videosunu sonlandırmadan önce bunların dünya çapında ne kadar yaygın ve büyük sağlık sorunları olduklarını göstermek istiyorum. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne, NIH'ye göre, ki o da Amerika merkezlidir, her yıl Amerika'da yetişkinlerin yüzde 25'i en az bir akıl hastalığının kriterlerinden birine uygunluk gösteriyor. Amerika'daki yetişkinlerin yüzde 6'sı, stres veya yetersizlik yaratan ciddi derecedeki akıl hastalıklarının kriterlerinden birine uygunluk gösteriyor. Hatta bazı kişiler birden fazla sayıda rahatsızlık yaşıyor olabilir. Yani bu rahatsızlıklar çok yaygın ve genel halk sağlığı üzerinde oldukça büyük etkiye sahip.